Radyo teleskoplar. Radyo teleskoplar, elektromanyetik tayfun, radyo bölgesindeki dalgaları yakalayıp, kuvvetlendirerek, gözlem yapmak için kullanılan çanak şeklinde antenlerden oluşmuş alıcı veya alıcılardır. Radyo teleskop alıcısı, radyo ile hemen hemen aynı işi görür. Radyo teleskobun radyodan farkı, kozmik cisimlerden gelen yayının çok zayıf olmasıdır. Bu da gelen yayının 100 milyon kattan daha fazla kuvvetlendirilmesini gerektirir. Bu yüzden radyo teleskop alıcıları daha duyarlı yapılmak zorunda, ayrıca ileri radyo ve bilgisayar teknolojileri gerektirmektedir. Radyo teleskoplar elektronik ve bilgisayar alanlarındaki gereksinimlerinden dolayı bu alanlara da önemli katkılarda bulundular. Antenin büyüklüğü, yani dalgaları toplayan alanın büyüklüğü önemli olduğu için radyo çanakları olabildiğince büyük yapılmaya çalışılır. Optik teleskopların ışık kirliliğinden etkilenmemeleri için ışık kirliliğinin olmadığı yerlerde kuruldukları gibi radyo teleskopların da radyo kirliliğinden uzak yerlere kurulması gerekmektedir. Optik teleskoplar minik parçacıkların atmosfer içindeki düzensiz hareketlerinden dolayı 0.5 yay saniyesinden daha fazla çözünüme ulaşamazlar. Optik bir teleskobu ne kadar büyük yaparsak yapalım, bu çözünümün üzerine çıkamayız. Radyo dalgaları görünür ışık gibi atmosferden etkilenmediği için radyo teleskopların çözünüm gücü atmosfere bağlı olmaz. Ancak radyo anteninin çapı gözlem yapılan dalga boyuyla sınırlıdır. Radyo dalgaları optik ışıktan daha uzun olduğu için de radyo antenleri optik teleskopların ışığı toplayan aynalarından çok daha büyük yapılmak zorundadır. Radyo teleskobunun parçaları. Radyo teleskopları topladıkları radyo dalgalarının türüne bağlı olarak tüm şekil ve boyutlarda yapılmıştır. Bununla birlikte her radyo teleskobunun bir kaide üzerinde bir anteni ve sinyalleri algılamak için en az bir parça alıcı ekipmanı vardır. Radyo dalgaları çok uzun olduğu ve kozmik radyo kaynakları son derece zayıf olduğu için radyo teleskopları dünyadaki en büyük teleskoplardır ve içlerinde sadece en hassas radyo alıcıları kullanılır. Ne yazık ki bu devasa antenler modern elektroniklerden radyo parazitini de alıyor ve radyo teleskoplarını radyo frekansı parazitinden korumak için büyük çaba sarf ediliyor. Anten. En temel anten, genellikle arabalarda yayıncıların ses programlarını taşımak için kullandıkları radyo dalgalarını almak için kullanılan metal bir dipol antendir. En çok yönlü ve güçlü radyo teleskop türü parabolik çanak antenidir. Parabol, gelen radyo dalgalarının odak adı verilen, üstündeki tek bir noktaya sıçramaya zorlayan, kullanışlı matematiksel şekildir. Çanak antenleri aynı anda birçok farklı dalga boyunu yansıtır ve yaptığımız farklı araştırma türleri için farklı frekans kanallarını ayarlamak için farklı alıcılara ihtiyacımız var. Belirli bir dalga boyu aralığını gözlemlemek için, istediğimiz radyo dalgalarını yakalamak için belirli bir boyutta huni seçiyoruz. Bu hunilere besleme boynuzları denir ve en büyüğümüz bir kamyonet boyutudur. Her besleme boyunuzun dar ucunun çapı, istediğimiz kanalın kritik dalga boyuyla aynı boyuttadır. Bunun anlamı, belli radyo dalgası kendi boyununuzun dar ucuna gittiğinde yanlara mükemmel bir şekilde çarpıyor ve korna, nabzı algılayan gerçek anten haline geliyor. Buraya dalganın ileri geri darbesini bilgisayara gönderebileceği bir sinyal olarak toplamak için aşırı soğutulmuş bir alıcı yerleştiriyoruz. Yem destekleri. Çanağın yukarısındaki odak noktasına bir besleme borusu ve alıcı asabiliriz ya da odaklanmış dalgaları birden fazla alıcıyı yerleştirebileceğimiz çanağın merkezine yönlendirmek için bir ayna yerleştirebiliriz. Alıcıları odak noktasına çanağın üstüne yerleştirirsek
tespit edilen sinyal kablo ile besleme destek yapısı boyunca kaydedilebileceği ve analiz edilebileceği yere yakın bir noktaya hareket eder. Bu, birincil odak yemleri oraya güvenli bir şekilde uyacak yem boynuzunun ağırlığı ve boyutu ve insan bakımı için bunlara ulaşmanın ne kadar zor olabileceği ile sınırlıdır. Daha sık olarak dev çanağın toplama gücünden en iyi şekilde yararlanmak için odaklanmış dalgaları daha uygun bir konuma, yani merkezine yansıtmak için ana odakta veya yakınında alt yansıtıcı adı verilen ikinci bir ayna kullanırız. Alt hava kalitesi koşulları hakkında veri toplamak için gökyüzünün bir bakışta görüntüsünü yakalamak için eğilebilmektedir. Bulaşık yüzey. Alma tarafından toplanan milimetre dalgaları gibi üzerinde çalışılan radyo dalgalarının uzunlukları çok küçükse teleskobun çanak yüzeyinin mükemmelliği kritiktir. Paraboldeki herhangi bir çarpıklık, çarpma veya çarpma bu küçük dalgaları odaktan uzağa saçacak ve bilgileri kaybedeceğiz. Ayrıca radyo teleskoplarının çalışabileceği aşırı ortamları da göz önünde bulundurmalıyız. Rüzgar ve sıcaklık farklılıkları büyük bir radyo teleskobun çanağının parabolünü deforme edebilir ve yer çekimi gökyüzünün farklı bölgelerine eğilirken ağır anteni etkiler. Bu nedenle sürekli değişen bu koşullar altında mükemmel şekillerini daha iyi kontrol etmek için alma çanakları küçük tutulur. VLA ve VLBA tarafından alınan santimetre dalgaları gibi gözlemlenen radyo dalga boyunun boyutu çok uzunsa çanağın şeklinin mükemmelliği radyo gökyüzünün mükemmel gözlemlerini sürdürmek için o kadar kritik değildir. Bu çanaklar sert ve dayanıklıdır ve çeşitli koşullarda hareket etmenin ve çalışmanın zorluklarına dayanır. Teleskop bağlantıları. Bazı radyo teleskopların çanakları kuzey kutbu yıldızını hedef alan bir şaftın etrafında dönüyor. Bu ekvatorial kundaklar teleskobun sadece dünyanın dönme eksenini kopyalayıp ona karşı hareket ederek dünya dönerken gökyüzünde bir pozisyonu takip etmesini sağlar. Ancak ekvatora monte edilmiş büyük radyo teleskopları inşa etmek zordur. Çünkü birçok garip açıda dengelemek için milyonlarca poundluk teleskop gerektirirler. Şimdiye kadar yapılmış en büyük olanı Green Bank'taki 140 feet 43 metre çanak teleskobudur. Çoğu modern radyo teleskobunda dijital bir bilgisayar teleskobu daha basit eğim ve dönüş eksenlerinde çalıştırır. Tüm gökyüzünde 17 milyon pound GBT'yi tam olarak bu şekilde yönlendirebiliriz. Veri işleme. İlk radyo teleskoplarında uzaydaki gaz moleküllerinin sinyal moleküllerini izlemek için tek ve belirli bir frekansları ayarlamak zorunda kalınmıştır. Modern radyo teleskopları bilgisayarların frekans bandını onlarca ile yüzlerce megahertz arasında değişebilen birkaç bin ayrı kanala böldüğü çok sayıda frekansı aynı anda gözlemler. Bu yenilik radyo teleskopları siyah beyaz kameralara eşdeğerden tam renkliye değiştirdi. En zayıf sinyalleri algılamak için teleskop, bir kameranın deklanşörünü açık tutmaya benzer şekilde radyo kaynağına saatlerce bakmaya devam ediyor. Bilgisayar yazılımımız, astronomik olaylardan gelen sinyalleri arttırmak için dalgaları tekrar tekrar eklemeye devam ediyor ve alıcıdan ve dünya atmosferinden gelen rastgele gürültü sinyallerinin zaman içinde ortalamasını almasına izin veriyor. Genelde devasa çanaklarıyla tanıdığımız radyo teleskoplar uzayın derinliklerinden gelen sinyalleri almamızı sağlıyor. Radyo teleskoplar uzak yıldızların, galaksilerin ve kuasarların doğal olarak meydana gelen emisyonlarından kaynaklanan radyo sinyallerini alıp güçlendirerek çalışıyor. Radyo teleskobun başlıca iki bileşeni var. Büyük bir radyo anteni ve hassas bir radyometre.
Bu ikisi genellikle 1 mm ile 10 metre arasında değişen dalga boyuna sahip radyo sinyalleri yansıtıyor. Yönlendiriyor ve güçlendiriyor. Böylece optik dalga boyunda anlaşılabilen bilgiye dönüştürüyor. Radyo astronomi çağı. 1933 yılında Bell laboratuvarında okyanus aşırı telefon hatlarında yaşanan parazitleri inceleyen Carl Jungson, tesadüf eseri Samanyolu'nun merkezinden gelen radyo dalgalarını keşfetmesiyle başladı. Jungs, bu parazitlerin kaynağını bulabilmek için antenini 360 derece dönebilen bir düzeneye yerleştirmişti. Anten ne zaman Samanyolu'nun merkez bölgesine doğru döndürülse hışırtı artıyordu. Hava şartlarından etkilenmeksizin 20 MHz dolaylarında en güçlü şekilde duyulan bu hışırtının Samanyolu'nun merkez bölgesinden geldiğini anladığında ise radyo astronomi macerası gökbilimciler için başlamış oldu. Bu olaydan 7 yıl sonra Grote Reber, kendi evinin bahçesine kurduğu 9 metre çapındaki yönlendirilebilir radyo teleskobu ile Samanyolu'nun radyo dalga boyunda detaylı bir haritasını çıkarmayı başardı. Radyo astronomiyi diğer optik teleskoplar ile yapılan gözlemlerden ayıran bazı önemli avantajları var. Radyo astronomide havanın açık veya bulutsuz olmasını beklemenize gerek yoktur. Bulutlu veya rüzgarlı, hatta fırtınalı, dahası yağmurlu ve karlı bir havada bile gözlem yapılabilir. Ayrıca gözlem yapmak için geceyi beklemenin de bir gereği yoktur. Çünkü radyo dalgaları her an itibariyle yeryüzüne ulaşabilmektedir. Bu sebeple gün ışığında bile gözlem yapmanız mümkündür. Bilim insanlarının 1940'lı yıllardan itibaren birçok küçük radyo teleskobunu bir araya getirerek çok daha büyük çaplı tek bir radyo teleskobu ile alınabilecek görüntüler elde edebildiklerini fark etmeleriyle radyo astronomi alanında çok ciddi mesafeler kat edilmiş durumda. Radyo teleskop icadı, New Jersey, Holmdel'deki Bell Telefon Laboratuvarları, kısa dalga radyo transatlantik telefon hizmetlerinin tanıtımının araştırması ile başladı. Şirket, statik sinyallerinin ses iletimine müdahale edebileceğinden endişe ediyordu. 1931'de Bell fizikçisi ve mühendisi Carl Gutejanski, 1905 ve 1950, statiğin kaynağını bulmak için talimat verdi. Yüksek kaliteli bir 14.6 metre, 20.5 MHz radyo alıcısı ve antika, tekerlek monteli bir anten sistemi kullanarak 3 kaynak buldu. Yakınlardaki bir fırtına, daha uzaktaki fırtınalar ve hafif bir tıslama sesi bulundu. İkincisinin yoğunluğu her geçen gün değişti. Birkaç aylık çalışmanın ardından Jansky, sinyallerdeki dönemde bir günün 24 saat olmadığını, 23 saat 56 dakika olduğunu fark etti. 1932 yılına gelindiğinde tıslama kaynağı Samanyolu galaksisinin yay bölgesi olarak saptanmıştı. Böylece onun geliştirdiği anten ilk radyo teleskop olarak tarihe geçti. Wheaton, Illinois'ten bir amatör radyo operatörü ve radyo mühendisi olan Grote Reber, sonradan ilk tamamen yönlendirilebilir radyo teleskobunu, yani hem irtifada hem de azimutta hareket edebilen icat etti. Onun geliştirdiği bayparabolik reflektörünün gelecek nesillerde kullanılacak olan radyo teleskobunun prototipi olduğu ortaya çıktı. Reber, Cassiopeia A, Cygnus A 1940'ta ve Andromeda galaksisindeki 1944'te radyo kaynaklarını keşfederek radyo gökyüzünü haritaya koymaya başladı. Güneşten gelen radyo emisyonları ise İkinci Dünya Savaşı sırasında keşfedildi. Evet, radyo teleskoplar ve gelişim süreciyle alakalı makale bu şekilde arkadaşlar. Radyo teleskoplar günümüzde çok yaygın vaziyette kullanılıyor. Özellikle uzaydaki gelen sinyalleri dinlemek, hatta
bir filmle biraz daha detaylı ben izleyerek öğrenmiştim radyo teleskopları. Orada şunu yapıyordu, filmin adını şu an hatırlamıyorum. Belli bir megahertz ile uzaydan gelen sinyalleri dinlemeye çalışıyorlardı. Orada az çok radyo teleskopların tam anlamıyla nasıl işlediğini görmüştüm. Sinyal geldikçe işte kalp grafiklerini gösteren, hastanelerde yer alan grafikleri az çok bilirsiniz. Onlar gibi tepkimeler meydana getiriyordu. Bir diğer durumu da yani radyo teleskopların asıl gözlem amacıyla alakalı bir diğer bilgiyi de yine José Rodríguez dos Santos'un Yaşam Sinyali kitabından öğrenmiştim. Burada da çok güzel ve yalın bir anlatım var. Onu da bahsetmek isterim. Radyo teleskopların megahertz aralığında hidrojenin ya da diğer gazların megahertz aralıkları var. Bu aralıklardan bahsederek yaşam arayışı üzerine yoğunlaşmış bir kitaptı bu da. Orada da bu aralıklardan bahseder. 1,42 megahertz'ti yanılmıyorsam hidrojenin olması lazım. Radyo dalga frekansı. Bu şekilde bilgilenmiştim orada da. Makalelerle araştırırken de çeşitli üniversitelerin açıklamalarından bu makaleyi toparladım. Harici olarak şundan da bahsetmek isterim. Özellikle radyo teleskoplar konusunda SETI şirketini mutlaka duymuşsunuzdur. Bunlar da dünya dışı yaşam konusunda gerçekte aktif rol oynayan bir oluşum, bir dernek adı altında yapıyorlar bu oluşumu. SETI diye geçiyor. Burada da yine uzaylı sinyalleri almak için çeşitli çalışmalar yürüten bir kurum bu da. Bu kurumdan da bahsetmek isterim radyo teleskoplarla alakalı. Ve yani gözlemleri bize ne katkı sağlıyor? Birçok şeye katkı sağlıyor radyo teleskoplar. Şu da bir örnektir. Mesela öte gezegen keşiflerinde de yıldız önünden geçme vesaire bunlar optikle yapılıyor ama herhangi bir yıldızın özellikle radyo teleskoplarla ve kızılötesi teleskoplarla desteklenmiş vaziyette hidrojen ya da işte helyum gibi hangi gazları içerdiğinde rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Tabii radyo teleskobun burada biraz fonksiyonu düşük ama haliyle bu da destekliyor gözlemlerimizi. Radyo teleskoplar belki ilerleyen dönemlerde çok daha gelişmişleri de çıkacaktır. Teknoloji geliştikçe biliyorsunuz haliyle daha gelişmiş teleskoplar da üretiliyor. Belki radyo teleskopların da teknolojisi daha da gelişmiş hale getirilebilir. Evet, radyo teleskoplarla ilgili bahsedeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.